Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın Dar es Salaam şehrindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan giriş kapısının önünde Magufuli tarafından karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alandaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan muhafız alayı tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Magufuli karşılamasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada "Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur" dedi. İki ülke arasında çok ciddi bir işbirliği potansiyeli olduğunu gördüm. Ekonomi, ticaret, turizm, tarım, demiryolu, endüstri ve inşaat alanlarında yeni projelerle işbirliğimizi önümüzdeki süreçte daha da derinleştireceğiz. İmzaladığımız anlaşmalar bu yöndeki kararlılığımızı çok açık net gösteriyor. Aynı şekilde bana eşlik eden çok farklı sektörlerden 150'ye yakın iş adamıyla Türkiye olarak bu işbirliğine verdiğimiz önemi de ortaya koymuş olduk. Biraz sonra iş formunda İş adamlarımıza gerek Tanzanya gerekse Türk iş adamlarına birlikte hitap edeceğiz. Ve hedefimiz iş adamlarımıza yeni bir heyecan vermek, onları geleceğe çok daha farklı bir şekilde hazırlamak. Türkiye olarak istihdam oluşturacak, Tanzanya'nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır diyen Erdoğan şöyle konuştu. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, sizlerin de takip ettiği üzere Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kalmıştır. Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların, çocukların da olduğu 248 İnsanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2193 vatandaşımız yaralanmıştır. 7'den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak o gece tarihe geçecek bir mücadeleyle ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri, gerekse sanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsün fail olarak, failinin Fethullahçı terör örgütü olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu örgüt sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler içinde büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, bir kardeş olarak söylemek zorundayım. Onun için de bunu açıklıyorum. Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız.